Evet arkadaşlar, ben Kaan ve bugün sizlerle tamamen farklı bir konseptteyiz. Bugün Türk animede gezeceğiz ve gezerken size fark ettiğim animeleri önereceğim, aklıma geleni önereceğim. Bu arada kulaklığım bozulduğu için babaannemlerdeyim, bulduğum bu mikrofon deniyorum ve kalitesi gayet güzel çıktı, almamalı. Duyuluyor mu? Şöyle azıcık bir şey bile uzaklaştırsan doğru düzgün duyulmuyor ama çok kalite bir mikrofon kendisi. Onu fark ettim inşallah. Birinin değildir. Ne bileyim, küp ettim ben bari ya, aman. Neyse. Hemen şeylere geçelim. Biraz da şeylerden, reklamlardan falan ayrındırmaya çalıştım. Çünkü çoğunuz sevmiyorsunuz reklamı. Direkt basınca reklam geldi. Türk Anime bunu sonradan yaptı aslında ya. İlk başlarda yoktu. Neyse. Mikrofonu böyle tutarak konuşmak insanı şımartıyor bir açıdan. Mesela popüler serilere girelim. Shingeki no Kyojin'in Chikaga görünen kadarıyla chibi versiyonu gibi bir şey izlemedim kendisini. Şöyle bir bakalım. Evet. Chibilerden oluşuyor ve sanırım normal bir dünyada geçiyor. Baktılar. Titredi sesim. Baktılar, anime tutuyor tabi. Üstüne bir sürü yama yapıp satmaya çalışıyorlar adamlar da. Şöyle bakalım. Osamatsu-san demiş. Kurokuna Basket'i biliyorsunuz. Major izlemeyenler için tavsiye ederim. Ben bir oturdum böyle 5 sezonu da bitirdim. Manyak bir şey ya. Şu ortadaki olan var ya, çok taşaklı. Vallahi billahi. Neyse. Aşağı inelim. Şuradaki şu kızın halleri falan. Bu animeyi bir türlü bitiremedim ben ya. Bir izledim böyle 18. bölüme kadar seriyle birlikte takip ettim. Daha sonra şey yaptım. Neydi? Hani yeni bölüm çıkmasını beklerken işte araya ne bileyim taşınma maşınma gitti kaldı. Onu da geçelim. Nanatsu no Tensei zaten önermiştim, o yüzden direkt geçiyorum. Dungeon no Dai Wo Materu No Wa falan fiş mekan diye gidiyor. Bunu da geçelim. Bunu da önerdim diye hatırlıyorum. Bunu da önermediysem kesinlikle tavsiye ettiğim bir anime. Kendisi böyle bir tür Sword Art Online'a benziyor gibi. Ama çok daha farklı bir konsept içinde yayınlanmış ve çok daha farklı hayal gücünün örneğini göreceğinize inandığım bir anime. Serisi tamamlanmış bir seri ve şu anda 9. sırada. Neyse, diğerine geçelim. Shogeki no Soma. Bunu çok uzun zaman bekliyordum. Böyle erotik bir ablamızı koymuşlar şeye. Kapağı falan. Bunu cidden bir saniye. Ay, çıkmadı ya. Neyse. Neyse, bunu bekliyordum işte. Doğru düzgün şeyini çıksın diye. Tamamlansın diye. Hani tamamlanınca başlayayım bitireyim böyle. Başladım, şu anda 18. bölümündeyim falan. Hepsini indirdim. Bitireceğim inşallah bu videoyu da çektikten sonra. High School DxD Born ilk ondan kesinlikle düşmeyeceğini bildiğimiz bir anime. Tabii ki Türk sitelerinde. Diğer sitelerde düşer mi bilemem. Hentai sitelerinde bulunuyor mu acaba bu ya? Overlord. Bunu da çok övdüler. Aa, bitmiş. Bunu da izleyebilirim. Bu dursun şurada. Noragami. Noragami'nin üstünden de prim yapmışlar ya da ikinci sezon, bilmiyorum. Bakmadım. Zangeki no Terror çok 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 tavsiye ettiğim, böyle biraz psikolojiye giriyor sanki. Ama çok hoş, böyle iki tane oğlan var, bunların yanına bir kız tanışıyorlar işte. Bu kez kızla tanışıyorlar. Genelde hani bir tanışmadan sonra başlıyor yani animeler. Bu da öyle bir şey. İki oğlan manyak şeyler yapıyorlar falan. Tavsiye ettiğim bir anime. Barakamon Tokyo Ghoul, bunlar zaten önerdim diye geçiyorum. Major, bunu da zaten önerdim. Kisei Juno, bunu da önerdim. Başka. Kamisama Hajime Mashita 2, bunun birincisini izleyin. Bir tapınağı mı ne şey oluyor. Kızın bir tanesi gidiyor. Tam bilmiyorum. Çok izlemedim bunu da. Aşağıda, oha, Gangsta bitmiş ya la. Dur. Gençler, ben videoyu kapatıyorum. Şunu bir izleyeyim geleyim. Sonra devam ederiz herhalde, bilmiyorum. Bunu çok bekliyordum. Ciddi anlamda çok 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 beklediğim bir anime. Çünkü her yerde gördüm ya. Her yerde artık. Böyle kendimi tuttum. Dedim ki bu bitsin. Ben bunu ilk izleyeceğim.
Tamam, hadi videoyu kapıyorum. Ben bunu izleyeyim, geleyim. Devam ederiz. Herhalde, bilmiyorum.